Herkese hayırlı günler. Hayvanları şöyle dışarı çıkardım. Şu teli de geçenlerde aldık. Burayı çevireceğiz işte şu şekilde. Şu yan tarlaya kadar. Buraları çevireceğiz. Hayvanları öğle vakti bazen bu aralar çıkardık. Fakat normalde akşam üzeri bu vakitlerde çıkarıyoruz. Hayvanlar biraz dolanıyor ediyor yerdeki. Böcek möcek ne varsa onları topluyor. Buralarda akrep filan olayı da var. Öyle olunca onlara da iyi oluyor. Susekser bunlar. Susekser diyorum direkt de. Hani görenler belki şey yapar. Şunlar şu kırma. Bunun ikisi kırma. Şunda biraz sıkıntı var. Yani içinde galiba 3 tane toplamda şey var. Diğer 4 tanesi, 5 tanesi. Orijinal. Orijinalden kastım da bendekilerin şeyleri, yavruları, bendeki anaçlar. Hani görüp işte bunda sıkıntı var, yok şurası şöyle burası böyle diyenler olabiliyor. Orijinal derken bendeki anaçların yavrusu olduğunu söylüyorum. Onların yumurtasından olduğunu söylemeye çalışıyorum. Burada da kepek var. Kepek ısladım. Benim gerçekten bu zamana kadar hayvan beslediğimde yani gördüğüm edindiğim tecrübeden birisi. İki şeyi hayvanlar çok iştahlı yiyor. Birincisi hazır yemler. Doğal olarak bildiğiniz gibi. İkincisi de kepek. Hazır yemleri de o denli yemelerin sebebi. Biz mesela daha önce de yapmıştık. Şurası da kümesler. Üstünden de yarısını kapattık yağmurdan dolayı. Yağmur almıyor şükür. Üstlerine yağmur yağmıyor daha doğrusu. Zaten havalar sıcak. Hazır yemi de o şekilde yemelerin sebebini söyleyecektim. Biz normalde mesela böyle kurban bayramında filan yağ atıkları oluyor. Bildiğimiz hayvanın iç yağısı. Onu attığımız zaman olağanüstü yani çok seviyorlar ve birbirlerinin yani kendilerini ona alan tele vuruyor resmen yani. Özellikle kapalı bir anda atmışsa bir başkası almasın diye kaçmaya çalışıyor. Kendisini resmen tele vuruyor. O denli çok seviyor. Yine işte eti. Yani bildiğimiz eti. Çok fazla seviyor. Bu zaten bilinen bir şey. Birçok fabrikada bunu yapıyor. Aslında Türkiye'de de yasak olduğu söyleniyor. Ama Avrupa Birliği sürecinden dolayı. Fakat bu hala maalesef uygulanıyor. Kanibalizm denilen hastalığın da asıl tetikleyicilerinden birisidir. Stres falan biraz daha etkili olsa da asıl sebebi odur. Buralarda da yaptığını bildiğim fabrikalar var. Biliyorum yani orada çalışanlardan filan duyduğumuz hayvanların atıklarını yem yapıyorlar. Yani kesilmiş hayvanın ayağını, kafasını. Onun haricinde kasaplardan kemikleri alıyorlar ve onları toz haline getirerek yemlere katıyorlar. O yüzden de hayvanlar çok seviyor. Hatta hazır alınmış yemleri kediye filan verdiğiniz zaman onlar da yiyor. Sebebi de bu. İkincisi de işte en çok sevdikleri ıslanmış kepek. Ben gerçekten bu zamana kadar böyle doyasıya yedikleri şey bu. Normalde bu hayvanlar yoksa dışarıda işte birçok şey var. Buralarda yani böcek var, işte dut düşmüş, dutlar var, onları yiyorlar. Çok şey var. Buğdayı zaten önünden almıyoruz. Hayvan normalde karnı tok olması lazım. Fakat bunu görünce işte bu şekilde yiyorlar. Gelişimleri de genel olarak gayet iyi. Memnunum. Büyüklük olarak gerçekten hani köy tavuklarına göre, köy horozu daha doğrusu horozlarını kıyaslayalım. Çünkü tavuğunu hiç kesmedik. Bir köy tavuğuyla kıyaslamak bilmiyorum. Normal tavuğunun ağırlık olarak nedir bilmiyorum. Yumurta verimi olarak ben çok aşırı bir fark görmedim. Ne yalan söyleyeyim yani. Diğerinden çok yüksek bir farkını görmüyorum. Tabii bunu ayrıca bir test etmek lazım. Aynı şartlar altında. Özellikle ileride imkanım olursa hayalimdir. Mesela şunun gibi bu bir ebatta büyüklükte diyelim. Bunun gibi yan yana işte 2 tane 3 tane kümes düşünün. Bu kümeslere bu hayvanlar yerleştirilip işte 4 tane hepsine 4 tane aynı şartta ne kadar yumurta yapıyor. Onu görmek gibi bir niyetim var. Ama et olarak horozların yani ağırlık olarak normal
köy horozlarına göre gerçekten büyük olduğunu ben çok kez şahit oldum. Çünkü biz çok fazla kesiyoruz yani. Çoğu büyüktü. En küçükleri onların şeyine denk geliyordu. O da 1,5 kiloya tekabül ediyor. Yani büyük 9 aylık 1 yaşında horozu kestiğimiz zaman köy horozunda 1,5 kilo cansız ağırlığı kesilmiş, yolunmuş hali 1,5 kilo geliyor. Normal süseks horozlarda ama bu 2 kilonun üstünde olanlar vardı ve küçüktü yani yaş olarak da küçüktü. Horozun ağırlık anlamında daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama yumurta olarak çok aşırı bir de farkının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani o söylenenler gibi bir fark yok. O biraz daha yumurta yemiyle elde edilen sonuçlar ki onu normal tavuğa versen o da zaten benzer bir sonucu verir. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.